Merhabalar. Geçenlerde nasıl Zoom ile ders kaydı yapılır diye bir video yapmıştım. Bugün de değişik mesajlar aldım. Zoom'un kredi kartınıza para aldığı ya da ne bileyim değişik şeyler olduğu, hacklendiği falan gibi haberler duydum medyada. Bununla ilgili bu videoyu hazırlamak istedim. Birincisi, mesela şu örneğine hemen bakalım. Bakın Sözcü Gazetesi'nde bugün ne günlerden? 6 Nisan sanırım. 6 Nisan 2020. Şimdi Zoom adlı programı kullanarak video konferans yapmaya zorlaması olayı varmış. Şimdi şöyle bir şey var. Zoom hem bir toplantı yapabileceğiniz insanlarla beraber olarak aynı anda ders yapabileceğiniz hem de sizin sadece kendi başınıza yapacağınız dersi kaydedip MP4 dosyasını öğrencilerin ulaşabileceği bir web sitesine, mesela Google Drive gibi, Dropbox gibi yerlere koyabileceğiniz bir program. Şimdi birincisi bu, burada hocalar ders görüntüsü için, yani öğrencilerin webcamlerini açmalarını istiyorlarmış. Böyle bir şey yok, olmamalı. Birincisi bu. İkincisi, gene aynı Sözcü Gazetesi'nden bir haber. Diğer gazetelerde bunu bulamadım ama şöyle diyor: 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen için çok büyük risk. Bazı kişisel bilgilerini vererek Zoom'a giren bazı öğretmenlerin hesaplarından 58,5 dolar kesildi diyor. Şimdi bu haber kesinlikle doğru değil. Şöyle, haber doğru olabilir. Yani 58,5 dolar kesildi olabilir ama bunu kesen kurum Zoom değil. Bundan eminim. Benim Zoom'la hiçbir alakam yok. Ben Amerika'da bir üniversitede hocalık yapan birisiyim. Zoom'u uzun yıllardan beri kullanıyorum. Kendi hem öğretmen olarak, hoca olarak hem de diğer yaptığım eğitim seminerlerinde kullandım. Bu 58,5 doları alan kurum, kişi hackerlar. Yani hocaları bu şeyden kandırarak para vermeye kredi kartlarını hesaplarını alıyorlar. Şimdi niye bunun ne olduğunu açıklayayım. Bir keresi Zoom'a gittiğinizde Zoom'un bedava olduğunu göreceksiniz zaten. Zoom zaten daha önceki videoda da gösterdim. Buna ilk kurulumunu yaparken, yani kayıt olurken Zoom'u kullanmak için basic kısmını kullanırsanız eğer hiçbir sizden bir kredi kartı istemez. İstenmeyen kredi kartına para konması, charge edilmesi zaten mümkün değil. Ama bu basit, yani bedava olan Zoom'un bazı limitasyonları var. Bazı şeyleri var. Örneğin sadece 100 kişiye kadar kişi alabiliyorsunuz. Birebir yaptığınız toplantılarda hiçbir zaman kısıtlaması yok. Eğer grup toplantısı yapıyorsanız birden fazla kişilerde 40 dakikaya kadar bir limiti var. Yaptığınız toplantıların sayısının sınırsız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer siz bunu ders kaydı aracı olarak kullanmak isterseniz Zoom'un bedava olan versiyonu size yeter. Kredi kartı. Ha, ben başka şeyler yapmak istiyorum. Mesela ne bileyim, şu 14,99'luk aylık olan, dolar olarak söylüyorum, şeyi yapmak isterseniz burada cloud recording diyor. Mesela onları yapabiliyorsunuz. Ne demek bu? Kaydettiğiniz şeyi internet üzerinden direkt link olarak size veriyor. Bizim söylediğimiz versiyonda ne oluyordu? Siz kendinizi kaydediyorsunuz. Ondan sonra size bir MP4 dosyası veriyor. Bu dosyayı siz alıp manuel olarak bir Google Drive'a ya da Dropbox'a, bir yere ya da öğrencilerin WhatsApp'ına göndermeniz gerekiyor. Daha fazla olan kısımları da var ama onlara gerek yok. Şimdi birincisi, Zoom para charge ediyor. Tamamen yanlış bilgi. Zoom para charge etmiyor. En azından şimdilik. İleride değişebilir bu. Ama şu andaki siz basit olan kısmını kullanırsanız bedava. Aynı zamanda şimdi bununla beraber bir de Zoom hackerları ortaya çıktı. Şimdi Zoom toplantısı yapıyorsunuz diyelim. Yani bir hoca arkadaşınızla, öğrencinizle ya da öğrencilerinizle, bunda da dediğim gibi kamerayı kullanmayı zorunlu
kılmamanız lazım. Çünkü herkesin ev ortamı müsait olmayabilir. Değişik tesettürlü olan insanlar olabilir evde. Yani bir sürü değişik şeyler var. Benim tavsiyem, hoca olarak tavsiyem, siz ders kaydınızı tek başınıza kaydedin. Sanki sınıfta anlatıyormuş gibi bunu bir öğrencilerle, o MP4'ü öğrencilere verin. Bir şekilde ya bir Google Drive kullanarak, ki onunla ilgili bir video da yapacağım yakın bir zaman içinde. Mesela bu toplantılar yapılırken bazı şeyler ortaya çıktı. Mesela sizin bu adresinizi bilen insanlar Zoom toplantınıza girerek işte hacking yapmaya çalışıyorlar. Ne bileyim, birisi bir kilise sanal ayin yaparken yine başka insanlar girip hack etmiş. Bunların tabii normalde parası olarak bir zararı yok ama insanı rahatsız eden şeyler. Bunları mesela işte dersler anlatırken hocalar, biz mesela özellikle Amerika'da çok kullanıyoruz Zoom'u canlı ders yapmak için. Bunda bazı hackerlar gelmişti. Bir sürü size örnek gösteriyorum. Bunların önüne geçmek çok zor değil. Mesela başka bir öğrenci, burada bir doktor öğrencisi test savunmasını yaparken yine hackerlar girmiş, sabote etmeye çalışmışlar. Dediğim gibi bunlarla yapmak için yapacağınız 2-3 tane şey var. Örneğin diyelim ki siz canlı olarak ders anlatacaksınız ya da bir test savunması yapacaksınız ya da ne bileyim buna benzer şeyler yapacaksınız. Gelin şimdi hep beraber Zoom'un web sitesine girelim ve bunların şu ekranda gördüğünüz şeylerin nasıl yapılacağını size ben göstereyim. Şimdi Zoom web sitesine geldim. Dediğim gibi daha önceki yaptığım videodan eğer izlediyseniz nasıl hesap açılacağını buraya basarak ve bedava, hiçbir kredi kartı istemeden mümkün olduğunu size göstermiştim. Şimdi ben açtım bu hesabı. Yine o videoyu seyredenler hatırlayacaklar. Ben hemen şimdi hesabıma girdim. Şimdi hesabıma girdikten sonra bakın, eğer bir toplantı yapacaksam Schedule a Meeting'e basıyordum. Ve buradan bir toplantı ayarlayabiliyordum. Ya da hemen şu anda bir toplantı yapacaksam Host a Meeting'e basarak yeni bir toplantı yapabiliyordum. Şimdi size hemen şuradan birkaç şey göstereyim. Şimdi Setting'e gelelim. Ne dedik? Eğer bir öğrencilerinizle toplantı yapacaksanız ve diğer insanların buna girmesini, şey yapmasını istemiyorsanız şifre koymanız mümkün. Nasıl? Setting'e geleceksiniz. Zoom'a geldikten sonra Settings'e basacaksınız. Setting'e geldiğinizde birincisi şu video büyük bir ihtimalle on'dur. Yani katılanların videoları açılsın otomatikmanını bir kere deaktive edin. Kendi videonuzla deaktive edin. Yani gösterebilirsiniz siz kendinizi isterseniz ama katılımcılardan video onların seçimine bırakın. Şimdi Computer Audio'yu seçebilirsiniz burada. Ki şey olsun, bilgisayarını kullanarak olsun. Bu normalde Amerika için geçerli. Ondan sonra hocama söyleyeyim. Şimdi bakın, Personal Meeting ID'yi kullanmayın. Bunu kullandığınız zaman devamlı aynı şey olur. Mesela benimkine baktığınız zaman benim şurada Personal ID'me baktığınız zaman göreceksiniz. Şu, ben bunu hiçbir zaman kullanmıyorum. Kullanacağım toplantı ID'si değişiyor. Bunu yaptığınız zaman, şunu off yaptığınız zaman, Use Personal ID off yaptığınız zaman, ben şimdi bunu on yaptım ama ben bunu off yapıyorum. O zaman değişik bir numara veriyor. Dolayısıyla numara değiştiği için de hackerların gelmesine şey yapmasına gerek yok. Şurada bakın, diyor ki bir şifre koyun diyor. Bir şifre isteyin. Bunu muhakkak aktif hale getirin. Çünkü bunu aktif hale getirdiğinizde hem öğrencilerinize o toplantı ID'sini, toplantı kimlik numarasını ya da toplantı numarasını diyelim verebilirsiniz. Aynı zamanda ayrı bir yerden de, mesela WhatsApp'tan da bir şifre gönderebilirsiniz onlara. Şimdi birazdan göstereceğim. Aynı şekilde bütün şifre istenilen şeyleri açalım. Burada embed password in meeting link diyor. Yani bir insana linki verdiğin zaman, gelin Zoom toplantısına,
şifreyi bu linkin içine koysun mu? Buna hayır deyin ki şifreyi siz sonra tekrar verin. Öteki türlü vereceğiniz şeyde size bunu off yaptım. Bunu off yaptığınızda bu şifreyi sizin o linkin içine koymayacak. Başka şeyler var. Örneğin hackerlara aman vermemek için şöyle yapalım. Bakın who can share diyor. Kim desktopunu paylaşabilir diyor. Burada eğer girebilecek olan hackerların paylaşmasını istemiyorsanız host only'ye basabilirsiniz. Ben tabii bunu yapmıyorum. Host only zaten şifreyi koymak genelde yeterli oluyor. Bir şifre koyup ve şifreyle girmek şey oluyor. Örneğin aynı zamanda disable desktop share for users. Bunu da aktif hale getirin. Gene ben bunu getirmiyorum ama siz getirebilirsiniz. Dolayısıyla kullanıcılarınız içlerinde hacker varsa sizin desktop screen şeylerinizi kullanamıyor. Onun dışında şurada allow remote participants to rejoin dediği, yani diyelim ki birisi geldi, bir hacker, siz bunu bu odana attınız. Sonra tekrar geri girmesini istemiyorsanız bunu aktif hale getirmeyin. Yoksa tekrar geri girebilirler. Onun dışında normalde toplantı odaları koyabiliyorsunuz ama onları koymamıza gerek yok. Yani bu söylediğimiz şeyleri yaptığınızda kolay bir şekilde Zoom'u güvenli olarak kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Zoom'u siz ders kaydınızı almak için çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Hiç canlı olarak öğrencilerle bağlantı yapmanıza gerek yok. Bunu kaydettikten sonra tekrar hatırlayın nasıl yaptığımızı. Çok basit bir şekilde bunu daha önce göstermiştim. Hemen şöyle Zoom'a gideyim. Host meeting yaptığınızda, buraya geldiğinizde açtığımda ben bu linki, şu anda benden başka kimse yok. Share screen'e basarak PowerPoint'imi burada gösterebileceğim. Mesela PowerPoint'im benim burada. Demin yaptığım, şu anda Zoom bunu kaydediyor. Ve buradan da record'a basarak kayıt yapmaya başlayacağım. İsterseniz sadece kendinizi çekebilirsiniz. İsterseniz bir web sitesine çekebilirsiniz. Ne istiyorsanız yaptıktan sonra bunu bir MP4 olarak size Zoom veriyor ve bu MP4'ün de nereye konulabileceğini birazdan başka bir videoyla göstereceğim. Sağlıcakla kalın.